Şu tuşa basıyor. Zaten zar zor yapıyor. Çekeceğim mi? Çok iyi. Bayağı iyi. Ben gizleyerek yapıyorum bir kere beceremiyorum diye. Ben dert dert yapamıyorum. Beceremiyorum. Çalışmam lazım. Beceriyorum. Çok şaka yapıyorum. Kalp yapacağım size. Normalde bir kutu açılışı videosu olacaktı ama ben yine dayanamadım. Açtım kutuyu. Herkese merhaba. Yeni bir bölümle, yeni bir ürünle hem de yepis yeni bir ürünle karşınızdayız. Yeni ev tipi espresso kahve makinesi G-Tech. Ürün yepyeni. Herkesin uzun zamandır bana sorduğu yok mu yeni bir makine dediği. O makine geldi. Mükemmel özelliklerle yeni bir makine getirdi G-Tech bize. Makine özellikleri say say bitmiyor. Ben önce size hemen hızlıca kutu içeriklerini sayayım. Sonra ürünle ilgili kısa bilgiler verip nasıl ayarlandığını gösterdikten sonra da ufak bir kahve demleyip videomuzu sonlandıralım bence. Zaten anlatacak çok şey var. Hızlıca başlıyoruz. Dış görünüşüyle açıkçası çok fazla ön planda. Çok parlak, çok da şık bir ürün. Kendinden değirmenli bir makine dediğim gibi. Dijital bir ekrana sahip. Diğer makinelerden ayıran en büyük özelliği ise G-Tech'in bu modelinde çift pompa kullanılması ve pompaların da Avrupa üretimi İtalyan pompalarla yapılması. Çok performanslı, çok güçlü bir pompa var içinde. Ben dün geceden beri bir şeyler deniyorum. Oldukça da iyi çalışıyor. Makine vibrasyon pompalı geliyor. Döner pompalı gelmiyor yani. Genelde klasik olarak bu tip ev makinelerinde, tek gruplu makinelerde genel olarak zaten vibrasyon pompası kullanılıyor. Roteli pompayla farkını soran olursa da biri şebekeye bağlanmıyor, biri bağlanıyor. Birisi daha sesli, birisi daha sessiz diyebiliriz. Yine diğer ürünlerden farklı olarak çift pompama zaten çok büyük bir avantaj. Ya bu arada çift pompa ne, onu da anlatayım. Espresso alırken aynı zamanda sıcak su veya süt kreması da elde edilir. Yani süt köpürtebiliyorsunuz. Yani bunu aynı anda yapmaktan ziyade espresso aldıktan sonra normalde makinelerde buhar moduna geçmesi için bir süre bekliyordunuz. Bu modelde öyle bekleme ihtiyacınız yok. Şu tuşu çevirdiğiniz anda direkt size buharınızı veya sıcak suyunuzu hemen verebiliyor. Çünkü tamamen ayrı iki mekanizmayla çalışıyor içeride. Ve 19 bara kadar da çıkabiliyor bu pompa. Bunun dışında dijital bir ekranı var. Tüm ayarları, her şeyi buradan görebiliyorsunuz. Ne kadar kullandığınızı, ön nemlemenin kaç saniye yapıldığını, kahveyi alırken kaç bara kadar çıktığını dijital olarak görebiliyorsunuz. Tek ve çift porsiyon olarak da iki tane modu var. Bu modlara da kaç saniye demleme yapacağınızı, daha doğrusu kaç mililitre ile demleme yapacağınızı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Değirmeni çevirerek değil, yani bu üst tarafı böyle çevirerek yapmıyorsunuz. Yan tarafında bir mandala var. O mandalı çevirerek incelik kalınlık ayarını yapıyorsunuz. Ve unutmayın, bu ayarı yaparken içinde kahve olmaması gerekiyor. Mutlaka buna göre yapmanız lazım. Yani en inceden kalına doğru giderseniz bu en doğrusu olur. Şu kapağı da çok beğendim. Hafif böyle vantuzlu yapmışlar. Şurada plastik tutma yerleri var. Yani içerisi hiç hava almıyor neredeyse. Kahve uzun süre içeride taze tutabilir. Bu da oldukça iyi bir avantaj. Arkada çıkarılabilir su tankı var. 2 litrelik bir su tankı var. Arkadaki su tankını çıkartıp su doldurup tekrar yerine takabiliyorsunuz. Değirmen tarafı burada. Buradan öğütüldüğünüz kahveyi buradaki grup başında espressonuzu alabiliyorsunuz. Önde bir damlalığı var. Yerinden çıkartıp boşaltabiliyorsunuz. Şurada da kırmızı bir şamandırası var. Damlalığın dolurunu bu yukarı çıktıkça siz de buradan takip edebiliyorsunuz. Şurada bir tuşu var. Tek tuşla açıp kapatabiliyorsunuz. Sıfırdan açıldığında, yani makine soğukken ne kadar sürede açıldığını, ısındığını test ettim. 30 ile 45 saniye arası, belki maksimum 1 dakika arası sürüyor. Yani 1 dakikada hazır duruma geliyor makine. Üst tarafta Total Brew diye bir şey var. Yani ürünü ne kadar kullandığınızı burada görebiliyorsunuz. Litre bazında veriyor. Yani biz şu ana kadar 0.797 litre su almışız bu üründen. Yani espresso almışız daha doğrusu. Burada değirmen tuşu var. Bu tuşa bastığınızda kahve öğütmeye başlıyor. Kahve öğütürken de çok güzel bir LED ışık var orada. Öğütülen kahveyi orada çok net görebiliyorsunuz. Çok işe yarıyor. Yani karanlık aydınlık olarak düşünmeyin. Kahvenin üzerine direkt vurduğu için LED hem kalınlığını, inceliğini oradan görebiliyorsunuz. Hem de ne kadar kahve öğüttüğünü, bir yere toplanıyor mu, topaklanmama mı vesaire çok net gösteriyor. Güzel olmuş açıkçası. Bu arada isterseniz değirmeni kullanırken şuradaki tuşa basmak zorunda değilsiniz. Buraya yerleştirdiğinizde şuraya bir klik sistemi koymuşlar. Şöyle bastığınızda da ve tekrar bastığınızda duruyor. Yani bu şekilde de kullanabilirsiniz. Burada tek ve çift porsiyonlar var. Menü tuşu var. Ayarlamak için artı, eksi ve tamam tuşları var burada. Şu tuşa basarak menüye girebiliyorsunuz. İlk olarak sizi kaç saniye öğütmesi gerektiğini soruyor size. Bizde 11 saniye olarak ayarlı. Biraz da fazla bu. Bunu 8 saniye düşürelim. PID ayarlı bir cihaz. Yani sıcaklığı ayarlayabiliyorsunuz, demleme sıcaklığını. İkinci seçeneğe geldiğinizde burada sıcaklığı 97'ye kadar arttırıp kaça kadar düşürebiliyoruz bakalım. 85'e kadar demleme sıcaklığını düşürebiliyorsunuz. 93'e getirelim tekrar. Ön demlemeyi kaç mililitre yapmak istediğini soruyor sizde. Bizde 5 mililitre olarak ayarlı. 5 mililitrenin altına da düşmüyor bu. En az 5 mililitre oluyor. 5000 katları olarak da artıyor. Bir sonraki ayarda demleme süresi, yani kaç saniye yapacağız. Bunu 1 saniyeye kadar azaltabiliyorsunuz. 3 saniye. Bakayım kaça kadar çıkıyor. Bayağı gidiyor arkadaşlar. Yukarı bayağı götürebiliyorsunuz. Bizde 3 saniye olarak kalsın. Tek doz ayarlamada 35 mililitre su almak istediğiniz burada yazıyor.
daha doğrusu demleme yapmak istediğiniz yazıyor. İkinci senede 60 mililitre olarak ayarlayabiliyorsunuz ve burada da ayarları bitiyor. Bu ayarları yaptıktan sonra geri kalan her şeyi bu ekranda kullanabiliyorsunuz. Tek çift olarak buradan standart her seferinde aynı kahveyi alabilirsiniz. Buradaki manuel demleme seçeneği de şu kolu çevirdiğimde direkt olarak manuel demleme yapabiliyor. Siz bir daha çevirene kadar da devam ediyor. Süt köpürtme çubuğundan bahsedelim. Oldukça ergonomik yapmışlar bunu öncelikle. Burada olması çok büyük pıçırları veya küçük pıçırları fark etmeksizin kolaylıkla istediğiniz açıda köpürtebileceğiniz bir rahatlık sağlıyor. Çok da güzel olmuş. Normalde bu alt taraftan veya yan taraftan böyle çıkan şeylerde çok ergonomik olmuyordu. Bu şekilde tasarlamış olmaları çok güzel olmuş. Tutma yeri de var burada elinizi yakmaması için. Çok da güzel kullanılıyor. Onu da buradan yapıyorsunuz. Bunu sağ tarafa çevirdiğimde sıcak su çıkışı yapıyor. Sol tarafa çevirdiğimde de buharı vermeye başlıyor. Bu buharda 3 kademe olarak oluyor. Bir kere çevirdiğinizde vermeye başlıyor. 2 kere klik yaparsanız en üstte bir kere yaparsanız orta seviyede size buhar sağlıyor makine ve bunu da çok da güçlü sağlıyor. Beraber göreceğiz birazdan. İçinden çıkan ürünlere gelirsek de içinden bir adet portafiltre kaşık çıkıyor yani. Bu tek ve çift sepet olarak geliyor. Biz içeride tek sepeti kullanıyoruz şu anda. Çift sepetli olarak da geliyor. Normal, standart, profesyonel bir portafiltre gibi altında birçok gözenek var. Yani tek bir çıkış yok. Bazı Etifi modellerde burada çok gözenek olsa da alt tarafta tek bir çıkışa zorluyor çıkışı. Espresso alışını. Bunu yapmanın sebebi de pompa yetersiz olduğu için basıncı burada arttırarak, basit bir fizik kanunuyla arttırarak ekstraksiyonu daha iyi sağlamaya çalışıyor. Ama bunda öyle bir şey yok. Bildiğiniz normal profesyonel espresso makineleri gibi çoklu bir sepeti var içinde. Bir adet pitcher'ı geliyor. İçinde mililitreyi gösteren çizgiler de var. Çok şık. Muhtemelen 300 ml civarında bu. Bir tane çok güzel tamper'ı geliyor. Ben çok beğendim bunu. Bir tane temizleme fırçası, bir tane hem temp yapabileceğiniz hem de dozaj olarak ayarlayabileceğiniz bir plastik kaşık geliyor. Bir de bu geliyor. Ben bunu çözene kadar biraz uğraştım. Ama kalan kozuna baksaydım gerek kalmayacaktı. Bu da olası bir pompa arızasında manuel su yüklemenizi sağlayan bir cihaz. Bayağı zor böyle girip çıkıyor. Bir pompa gibi çalışıyor. Bir arıza durumunda kullanmanız için içine koymuşlar. Yani basitçe evde çözebileceğiniz bir arıza olursa en azından. Daha çok hava yapmasıyla ilgili diyebilirim aslında ben bunu. Suyu bitince makine uyarıyor ama belki de olma şansını göz önünde bulundurarak bunun içine eklemişler. Nasıl kullanıldığı da kullanım kılavuzunda yazıyor. Bu kadar. Daha ne olsun? Bence yapalım artık abi. Şimdi gelin bir tek shot espresso alalım. Ben ayarlamıştım değirmeni öncesinden. Gelin size hep beraber gösterelim bunu. Şuşa bastığımda ışığı yanıyor ve espresso'nun çekimini oradan çok net görebiliyorum şu anda. Benim ayarladığım sürede de duracak bu. Aynen böyle. Güzelce düzledim kahve yatağımı. Tempimi yaptım. Önden bir flash yapıyoruz. Şimdi shot'ımızı alıyoruz. Şimdi espresso'yu alırken bakın şurada demleme süresini görebiliyorsunuz. Burada da şimdi espresso'yu vermeye başlayınca barını göreceğiz. Kaç bara kadar çıktığını göreceğiz. Bakın güzel gidiyor şu anda. 9, 11, 12, 13 bara kadar çıktı. Bize 13-14 barda hatta bir espresso veriyor. Şuradaki demleme süresini de görüyoruz. 24 saniyede keseceğiz. Ortalamada zaten 30 ml civarında bir espresso elde edeceğiz. Geçebilirdik. Aynen böyle. Evet, çok güzel. Espresso'yu aldık. Bunları aynı anda da yapabildik ama bir de süt köpürtelim buna. Şu an içine 100 ml civarında süt koyuyorum. Bardağım küçük çünkü 200-250 ml alıyor. Önden bir buhar boşaltalım. Gördüğünüz gibi hazır. Yani bir şey beklemeye gerek yok. Hatta şöyle kaldırayım. Bastığınızda direkt buhar veriyor. Şu an ilk kademesinde buhar. Bunu ikinci kademeye alıyorum. Bir an duraksıyor ve daha güçlü vermeye başlıyor. Şimdi üçüncü kademeye alacağım. Ya önde tek bir nozul var ama ciddi bir buhar veriyor. Yani bu süt köpürtmek için fazlasıyla yeterli. Kaldırdık içine. Arkadaşlar hemen çevirmeye başladı sütü. Şöyle bir bekleme falan olmadı. Evet çok güzel. Şu an oldukça iyi gidiyor. Çünkü süt de az miktarı az değil açıkçası. Şu an hazır. Yani mükemmel bir kıvamda getirdi. Şu an şahane bir krema. Tam ipeksi olması gerektiği gibi mikrofon olarak anlatılan yani çok küçük kabarcıklara ait. Çok güzel bir süt kreması. Elde etti ve bunu çok iyi yaptı. Gerçekten başarılı. Yani içine almam gereken hiçbir kabarcık yok. Çok iyi. Ben çok beğendim. Bu arada bir şey atladım. Kutusunda kaldı o. Bir tane de iğne çıkıyor içinden. Ola ki şurayı doğru efektif kullanamazsanız, temizliğini doğru yapmazsanız delik tıkanması içine bir tane de iğne koymuşlar. Tam oraya uygun çok da güzel bir iğne. Onu da kullanabilirsiniz ama zaten çok da takancak gibi değil. Süt köpürtmesi bir ev tipi makineye göre çok başarılı. Şu an en düşük ayarda. En yüksek ayara çıkartalım.
Oldukça kuvvetli bir makineymiş. Bu arada bu ayarları değiştirirken süt köpüğün ayarının kaçta olduğunu şuradan görebiliyorsunuz. 1, 2, 3 işte iki çizgilerden anlaşılıyor. Orada yapabiliyorsunuz. Bir tane daha kahve yapalım. Bir de aynı anda süt köpürtelim. O sırada anlatmayayım ben. Kahvemi koydum. Basıyorum. Yine aynı miktar, yaklaşık 100 mililitre su koyacağım. Biraz fazla geldi, bu sefer az koyacağım. Güzelce templedim. Kolaçladık. Şimdi aynı anda yapacağız arkadaşlar. Bakalım bir de aynı anda yaparken performansı düşüyor mu görelim. Başladık. Şimdi sütümüzü köpürtelim. Şu an 15 barla kahveyi veriyor. Çok da güzel bir sütle köpürtüyor bunu şu anda. 24 saniye tamam burada. Süt de hazır olmak üzere. Hatta hazır. Evet, çok güzel bir kahve. Çok güzel kokuyor. Ben dert yapamıyorum. Çalışmam lazım. Beceriyorum canım, şaka yapıyorum. Vallahi arkadaşlar oldukça iyi. Hem espressoyu aldık hem de aynı anda süt köpürttük. Bu arada her zaman hazır. Yani sıcak su için de öyle. Yani bastığımda hemen şuradan göstereyim. Böyle sıcak suyunu da vermeye başlıyor. Makinenin kullanımı oldukça iyi. Bu üst tarafta ısınıyor bu arada. Yani bardakları da sıcak tutabilir. Kullandıkça sıcaklık çıkıyor tabii ki. Yani şu çift pompa olayı çok iyi olmuş. Şu ekran çok iyi. Çok efektif çalışıyor. Manuel demlemesi, ön demlemeyi açması ve bu ayarların hepsini yapabiliyor olmanız çok çok büyük avantaj. Temizleme modu da var makinenin. Eğer ilk aldığınızda temizlemek isterseniz kireç temizliği veya basit bir temizlik. Tek ve çift dozaja 3 saniye basılı tutunca temizleme moduna geçiyor. Ve ondan sonra yönergeler de yazıyor kullanım kılavuzunda. Hem bu süt borusunda hem de buradaki espressoda temizliğini yapıyor. Değirmen de çok iyi. Konik bir değirmen zaten. Değirmen temizliği de çok kolay. Buradan da göstereyim basitçe. Şu kapağı kaldırdıktan sonra şurada bir tuş var. Daha sonra çevirmeniz gereken bir kol var. Burayı böyle çevirince bu kapak komple gidiyor. İçinde kalan kahveyi de burada kilitliyor. Yani kahve dökülmüyor bunu çıkardığınızda. Burada bir demir mandal var. Bunu çıkartıp çıkardığınızda değirmen direkt elinize geliyor. Paslanmaz çelik bıçakları da burada görebiliyorsunuz. Oldukça da ağır, yani güzel bir bıçak. Buradan direkt temizliğini yapabilirsiniz. Değirmen temizliği de oldukça önemli, unutmayın. Yine kullanılan diğer kimyasalları kullanabilirsiniz. Süt temizleme sıvısı, değirmen temizliğinde kullanılan granüller, toz, espresso grup başlığı temizliğinde yine bu makinede kullanacaksınız. Ben çok beğendim. Oynamaya devam edeceğim zaten. Bakayım daha neler yapabileceğiz makinede, ama oldukça başarılı görünüyor şu ana kadar. GT'nin yeni modeli ile anlatacaklarım bu kadar. Bu ürünün bir yeni modeli daha var. Onda da tek pompalı, biraz daha ekonomik bir model. O da çok başarılı. Bir sonraki videoda da size onları anlatacağız. Önce çift pompalı ile başlamak istedim. Çünkü uzun zamandır çok beklediğim bir üründü. Hem görseliyle, hem kalitesiyle, hem de verdikleriyle çok da değerli bir ürün. Dediğim gibi detaylı açıklamaları videonun altına bırakacağımız linkte görebilirsiniz. Soracağınız tüm soruları bu videonun altına sorabilirsiniz. Ürünü denemek isterseniz de Mecidiyeköy'deki Kafe Market'ın deneyim merkezi gelip ürünü deneyebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Sonra buradan da ürünü temin edebilirsiniz. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Ben o kadar çok uzun süre bekledim. Sabaha kadar oynadım makineyle. Bundan sonra da oynamaya devam edeceğim muhtemelen. Siz de umarım sevdiklerinizde güzel günlerde bu ürünü kullanırsınız. Şimdilik görüşmek üzere. Videoyu beğenin, yorum yapın, paylaşın. İstediğinizde sorun. Hem sosyal medyadan hem YouTube'dan. Hepsi sosyal medya gerçi. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.